Edirne'de 22 yaşında boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürülen Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu, kızının katili Berşan Aksak'a feryat etti. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak ölen Petek Aksak'ın ölümüne tepki gösterdi. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, bugün Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde basın açıklaması yaptı. Zor zamanlarda Petek Aksak rahmet ailesine başsağlığı ve sabırlarımızı iletiyoruz. Adaletin sağlanması için bizler Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu süreçin takipçisiyiz. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için toplumsal farkındalığın artırılması ve eğitimin yaygınlaştırılması önemlidir. Unutmayalım ki kadınlar güçlü, değerli ve yaşamın her alanında eşit haklara sahiptir. Toplumumuzda herkesin barış içinde ve güven içinde yaşaması için kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Öldürülen Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu da basın açıklamasına katılarak kızının öldürüldüğü günü anlattı. O kadar temiz ki iki tatlı söze koşarak gitti benim yavrum. Gel sana ev tutacağım dedi. Mesaj attı ona, gel sana aradım Petek'im dedim. Gitme sana bu pusu. Çünkü 15 gün evvel de aynısını yaptı. Gecenin birinde sete çağırdı onu. Ben önledim. Gitme yavrum salmadım. Ama ben o anda işteydim. O koz kullandı. Görüş, Eflin Pınar'ın görüş gününde pedikoklara teslim etti. Kızım eve geldi. Sonra kızımın peşine düştü planlı şekilde. Aradı beni kızım. Dedi ki anne Berşan mesaj aradı beni. Bir şey konuşacakmış. Annem gitme kurban olayım. Bak bu ikinci yapışı dedim. Tehdit mesajlar attı sana. Hakaret etti. Ya ama kurban olayım dedim. Ne istedi ki benim yavrumda? Her şeyini katlardı. Ve o kız çocuğu. Ne diyeceksin ki o kız çocuğuna? Nasıl bir yüzün var ki ben senin annenin katiliyim? Biz ne dedik? Eflin Pınar öksüz kalmasın. Ama sen ne yaptın? Hem yedim hem öksüz bıraktın. Gülümü kopardı. Ama şükürler olsun ki gülümün gülü var. Anne dedi o bana bir şey yapmaz. Ev tutacak bana, yuvamızı toplayacağız dedi.